Türkiye'de geçen yıl 438 kadın öldürüldü. Binlercesi şiddet gördü, aşağılandı. Sokakta, evde, çocuklarının gözü önünde. Kadına şiddet kapanmayan yaramız. Peki hep böyle miydi? Kadına şiddet bizim kültürümüzün bir parçası mı? Anlatalım. Avrupa'da kadınların şeytanla eş tutulduğu zamanlarda ünlü gezgin Marco Polo'ya kulak verelim. Tarihte hiçbir toplum kadını Türkler kadar erkekle eşit saymamış ve hak tanımamıştır. Her iki cinsin kendilerine ait, karşı cinsin yerine getirmek zorunda olmadığı görev ve sorumlulukları vardı. Her cins aynı eğitimden geçer, cinsler arasında ayrım toplumun tüm kesimlerinde yatsınırdı. Marco Polo bir seyahatname klasiği olan Il Milione'da Türk kadınlarının ahlaki temizliğini över ve onların tüm dünyanın en temiz ve ahlaklı kadınları olduğunu söyler. Kadına taciz, saldırganlık, tecavüz, evlilik dışı ilişki gibi cinsel suçlar eski Türk toplumunda yok denecek kadar azdır. Kadına saldırının Türk hukukundaki cezası ölümdür. Tecavüze uğrayan kadın toplumdan dışlanmaz, ona sahip çıkılır. Evlilik dışı çocuğu olursa kadın ulu bir kayınağacı ile evlendirilir. Kayınbaba, kaynana sözcükleri buradan gelir. Çocuk bu yolla meşrulaştırılır. Günümüzde töre cinayeti adı verilen olayların Türk töresiyle hiçbir ilgisi yoktur. Basında sıkça kullanılan bu tanım Türk geleneklerini yıpratma amacını taşımaktadır. 10. yüzyılın ünlü coğrafyacısı Albalhi bir yapıtında Türklerde kadının erkeğe eşit olduğunu, toplumsal yaşamın her alanında varlığını sürdürdüğünü ve beğendiği erkeğe evlenme teklifi edecek kadar özgür olduğunu yazar. 12. yüzyıl tarihçilerinden İbn Cübeyr, Türk ülkelerinde kadına gösterilen saygıyı başka hiçbir yerde görmediğini anlatır. Ünlü İslam düşünürü ve Batı'da modern tıbbın kurucusu olarak kabul edilen İbn Sina, kadının eğitim hakkına vurgu yapmış ve kadınların bilgi sahibi olmalarının toplumsal gelişme için önemli olduğunu belirtmiştir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde kadınların sosyal hayatta aktif bir rol oynadığına dair pek çok gözlemde bulunmuştur. Kadınların günlük yaşamda, pazarda, camilerde ve evlerdeki sosyal etkileşimlerini anlatır. Türklerin önemli bir simgesi olan Altay Dağları'nın zirvesine kadın başı adını verecek kadar kadınlara önem veren bir kültürümüz var. Cennet annelerin ayakları altındadır diyen bir inancımız var. El kaldırmadan, hor görmeden, aşağılamadan önce tarihimize, kültürümüze, inançlarımıza şöyle bir bakın ve düşünün.